Merhaba Tibet Bey. Yani tesadüfün böylesi gerçekten. Ben bu kapıdan çıkıyorum, laps diye siz benim karşıma çıkıyorsunuz. Yani biz bunu sözleşsek, gerçekten hani ben burada sizle şu anda buluşacağım desem bu kadar olmaz, tutturamayız biz bunu yani. Bence ben şimdi hani... Mert! Buyurun Tibet Bey. Burada ne işin var? İş? Ne işi? Ben işsel bir durum yüzünden burada değilim ki Tibet Bey. Ben işle alakalı bir şey değilim yani bu... Ah, kimleri görüyorum. Bu ne sürpriz. Evet. Spor salonu konusunda beni aydınlattığın için sana çok teşekkür ederim. Buraya kadar zahmet etmen büyük bir incelikti. Peki. Görüşürüz. İyi günler Tibet Bey. Allah'ım sana geliyorum. İstersen arkasından git. Kapıya kadar geçirirsin. Randevusuz geldiğin için benim fazla vaktim yok ama. Ah, ne spekülatif bir sürpriz. Ama merak etme. Elemanlarım güvenilirdir. Senin bu ziyaretini magazine uçurmazlar. Sen ne kadar güvenilirsin ki elemanların güvenilir olsun? Birisi soğukkanlılığını evde mi unutmuş? Benim, modelimin. Burada ne işi vardı Gülfem? Benimle sakın oyun oynama. Ben piyasadaki dünkü çocuk değilim. Dikkat et. Sınırlarımı ihlal etmeye başladın. Çok dikkat et. Eğer konumuz sınır ihlali ise benim de sana söyleyecek bir iki çift lafım var ama ben sanırım sana bunları zaten söylemiştim. Kendimi tekrar etmemek adına susuyorum. Mert'le ilgili yapmaya çalıştığın şey etik değil. Ayrıca mümkün de değil. Eğer niyetinde ciddiysen avukatımla görüşüp kontratınla ilgili bilgi almanı tavsiye ederim. Sanırım sana fazla vaktim olmadığını söylemiştim. Dolayısıyla biz burada neden oturup Mert konuşuyoruz hiçbir fikrim yok. Yani eğer buraya Mert'i takip ederek gelmediysen başka bir karın ağrın vardır diye düşünüyorum. Ben buraya bir karın ağrısına falan gelmedim. Ben buraya seninle iki rakip olarak mücadelenin adil olması için anlaşmaya gelmiştim. Saflığıma ver. Mert'i burada gördüğümde senin gözünde nasıl bir aptal olduğumu öğrenmiş oldum. Ne büyük dram. Bu rekabet çok daha şık olabilirdi. İnan bana benim gözümde iki tarafa da yakışan buydu. Ama görüyorum ki senin için şıklık aynadaki zarafetten ibaret. Öyle olsun Gülfem. İstediğin gibi ve hak ettiğin gibi olsun. Ah, şimdi bu bir çeşit gözdağı oluyor öyle mi? Adına ne dersen de. Bundan sonra attığın her adımın karşılığını alacaksın. Ay dur tahmin edeyim. Misliyle. Değil mi? Sen savaş istiyorsun. Alacaksın. Ben zafer istiyorum. Alacağım. Mert. Ciddi ciddi Gülfem'le çalışacağına inanmamı beklemiyorsun değil mi? Allah Allah ya. Kadın teklif etti, ben de kabul ettim. Adam mı öldürdük yani? Öldürmez, öldürmez. Öldürmeden mezara koyar bu adamı. İsmail bir dur lan, sen de zaten ortalık karışık. Ya kızım, yani ne olacak, ne alakası var ya? Niye inanmıyorsun ki yani? Ya sen inanmadıkça ben daha beter oluyorum, sen anlamıyorsun beni ya. Sen ciddi misin? Yarabbi şükür ya. Sen şimdi ciddi, ciddi Gülfem'le anlaştın. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Ya kızım bir dinlesene. Ya neyi dinleyeyim Mert? Resmen Gürrü'yü satıp Gülfem'le anlaştın. Kızım öyle satmak matmak derken öyle satmak falan yok. Satmak matmak derken baya baya adam satmak yani. Ortak ya biz hani hep beraber şöyle bir oturup yok, bir konuş... Yok yok, siz beraber oturun, halledin, çözün probleminizi. Ben işime bakıyorum. Ben de sizi büyük bir zevkle baş başa bırakıyorum. Eti senin, kemiği benim Gürrü. Sen bunun adına ne dersen de bu basbayağı adam satmak. Kızım bak satmak matmak deme artık. Harbiden kötü oluyorum ben yani. Tamam belki baştan sana söylemem gerekiyordu beni. Ama benim de kafam karıştı Gürrü ya. Yani ben de kendi başıma bir karar vermek istedim ya. Vallahi bravo. Bayağı kararlı kararlı sattın beni. Ya Gürrü delirtmesene beni sen ya. Sen ne diyorsun ya?
Sen zaten erkek modası çalışmayacaktın. Ben zaten senin modelin olmayacaktım en başta. Sen hala ne satmasından bahsediyorsun? Eğer ben birini sattıysam o da aslan kraldır. O adam gelsin bana ağzına geleni söylesin eyvallah. Ama sana ne oluyor yani? Seninle ne alakası var? Gülfem'le ilgili her şey benimle alakalı. Basmıyor değil mi kalın kafan? Bununla ilgili her şey benimle ilgili. Her şey benimle ilgili. Manşet şöyle beybe. Kralın prensi kraliçenin kollarında. Cücü ben ne yaptım? Evlat mı edindim? Olmaz. Kollarında olmaz. Ne münasebet. Ayşu nasıl olur? Kralın adeleli prensi Cücü'nün kollarında. Evet, geceyi kusmadan tamamlarsak çok sevinirim. Kralın prensi kraliçenin eteğinde. Etek öptürmeler falan. Ne olursa olsun, yarın bu manşeti en çok tıklanan, en çok okunan bütün magazin sayfalarında görmek istiyorum. Manşet senin beybi. Adam star, star. Starımızı ürkütmeden toz ol. Aa, gözümüz yollarda kaldı. Monşer, hoş geldin. Eyvallah. Ay, bu çok tatlı. Başka bir tatlı bu. Eyvallah dedik ya birader. Şöyle geç canım. Ben şimdi kaçmak zorundayım. Ama cime de geleceğim yakışıklı. Bye bye. Evet, hayatının seçimini yapmış bir adama göre çok düşük gördüm seni. Belki de hayatımın kereğini yapmış gibi hissediyorumdur da ondandır. Ay yine mi bu sadakat teranesi? Hayır, biz aslan krala kelek yapınca Gürri'ye da kelek yapmış gibi olduk. Hani Gürri bunu öyle saydı yani. Ters oldu yani, harbiden ters oldu. Demek devreye Gürri girdi. Hayır, devreye girse iyi. Bodoslama bana girdi Gürri yani. Ne adamlığımız kaldı, ne şey. Olacak işte. Harbi çok... Uzatmayalım Mert. Doğru yaptığını düşünmüyor musun? İçin mi rahat değil? Bana bunları anlat. Hayır, benim içim rahat yani bir yerde. Ha, sonuçta bir kariyer mevzubayız burada. Ben profesyonellik ne gerekiyorsa onu yapmaya razıyım. Hani mevzu buradan dönüyor. Ama bu kötü oldu be. Olmadı yani. Yani bize yakışmadı. Ben... Yani böyle yanar döner mevzulara ben alışık değilim. Tek soru, tek cevap Mert. Guru Tibet Yalçın'ın desteğiyle yükselirken sen gölgede kalıp aşağıya inseydin onu suçlayacak mıydın? Yok ya, ne alakası var? Öyle bir şey olabilir mi ya? O halde? O halde. Biriniz çıkarken diğeriniz inecekti Mert. Ve sen aşağıya inmeyi değil, yukarı çıkmayı tercih ettin. Bu yüzden Gürru seni bencilce suçluyorsa kendini değil, dostluğunuzu gözden geçirmeni tavsiye ederim. Yumurta kırmadan omlet yapılmaz Mert. Tam zamanında. Kurur kurur. Yukarı Mert. Her daim yukarı. Nispet yapar gibi adamı bekliyor bir de. Aslan kral pençesi yesin de aklı başına gelsin. Ne pençesi yani, alakası var şimdi? Aynen bir şey. Siz oturmaya devam edin Mert Bey. Malum randevunuz yok, sizi kabul etmeyebilir. Bak sen. Tibet Bey, ben randevusuz geldim ama. Yoğun olduğunuzu söyledim ama beklemek istedi Tibet Bey. Çay kahve ve rahatsız edilmek istemiyoruz.
Evet. Seni dinliyorum. Şimdi Tibet Bey, hani ben bugün buraya böyle randevusuz geldim ama... hani eğer ben gelmeseydim, Allah biliyor, yukarıda beni biliyor yani... benim içim rahat etmeyecekti Tibet Bey. Şimdi... benim size bir yamuk durumum oldu. Yani ben bu durumu bilerek ve isteyerek yapmadım ama nihayetinde ben bir yamuk yapmış bulundum size. Hani ben bunu nasıl anlatayım size? Bir dakika, bir dakika. Başa saralım. Bir, sen bana yamuk yaptın. Yapmadım mı? Yaptın. Ha, ben de onu diyorum işte. Sizin orada racon ne diyor? Racon derken? Sen mahalle çocuğu değil misin? Yok mu sizin bir yamuk faturası raconu falan? Yamuk faturası raconu. Yani siz şimdi böyle bir değişik konuşuyorsunuz ama ben şimdi tam şey yapamadım yani. Ya Tibet Bey, ben de yani... hani koskoca salon salamanca Tibet Bey. Arkada duydum pençe falan bir şey diyorlar. Yanlış anladım ben de. Hani şey olacak sandım da. İşte katalog. Attım, çöpe gitti. Bana verdiğin zarar bu kadar. Demek isterdim ama beni büyük zarara uğrattın Mert. Vallahi Tibet Bey, şimdi söyleyeceğim şeyin sizin için bir ehemmiyeti var mıdır bilmiyorum. Hani belki de bana kafa gözle almak istiyorsunuzdur. Ama harbiden ben sizi zarara uğratmak istemedim ya. Benim zararım benim sorunum Mert. Takma kafana bu kadar. Senin yaşın kadar iş tecrüben var benim. Bu iş hayatında yediğim ilk kazık değil. Son da olmayacak. Son olur inşallah. Olmaz. İş hayatında mümkün değil. İstersen son dakikanı da kulağına küpe takmakla geçirelim ha. Bak Mert, sen bu sektörde çok yenisin. Toysun, safsın. Bana kazık attın. Bari attığın kazın hakkını ver de bir işe yarasın. Gülfem'in eteğine sıkı tutun. Sakın düşme. Seni yeterince kullandığına karar verene kadar gelen teklifleri iyi değerlendir. Eğer senin de işini erken bitirirse sen de bitersin. Ama seni yeterince uzun kullanmasını sağlarsan sen de karlı bir alışveriş yapmış olursun. Ya Tibet Bey, ben şimdi yanlış mı anlıyorum acaba? Yani siz Çinli lafı bir yerden çevirip hani hayırlı olsuna mı getirdiniz? Eğer bu seni rahatlatacaksa evet Mert. Gülfem'in teklifini kabul etmem benim için yanlış. Ama senin için doğru bir karardı. Ya yemin ederim Tibet Bey, harbi söylüyorum, içim rahatladı. Oh yani iyi ki gelmişim yanınıza ya. Ama bugün ben size bir şey söyleyeyim mi burada? Siz bana burada büyüklük ettiniz Tibet Bey. Bana abilik ettiniz, beni ezmediniz. Harbi söylüyorum, adamsınız. Gel. Allah razı olsun Tibet Bey. Şey, asistanınız yoktu, ben daha sonra da gelebilirim. Gel gel. Mert de gidiyordu zaten şimdi. Ben geldim, gördüm, gidiyorum. Kimseyi rahatsız etmeyelim de. Kimseyi yarı yolda bırakmayalım da. İşte zihniyet bu, kafa bu. Hani kusura bakmayın Tibet Bey. Ben arkadaşa laf yetiştirmek durumunda kaldım ama. Tibet Bey'in karşısında olmasaydık sen onu biraz zor yapardın da. Yürü bak. Arkadaşlar, sizin yaş kaç? Hadi bakalım Mert, yolun açık olsun. Yalnız Tibet Bey, ben size bir şey söyleyeceğim. Siz bugün bir model kaybettiniz ama bir kardeş kazandınız. Kardeş, kardeş! Te Allah'ım ya! Tamam, biliyorum 5 yaşında gibi davranıyorum ama... Eğer duygu kontrolün için seni bir profesyonele göndermemi istemiyorsan... artık 5 yaşında olmadığını idrak et lütfen. Eğer 5 dakika önce bu haberi görmemiş olsaydım... gerçekten 5 yaşında gibi davranmayabilirdim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.